Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Dün bir video yapmıştım renk körlüğü ile ilgili. Video çok fazla ilgi gördü ve bir video daha istendi benden. Şimdi ikinci renk körlüğü ile ilgili olan videomu yapacağım. Biraz daha farklı olacak bu video diğerine göre. Yani size burada renk körlüğünün temellerini anlatmaya çalışacağım. Yani renk körü bir insanın dünyayı nasıl gördüğünü, renk körü olan insanların savaştaki avantajlarını ve daha birçok şeyi. Ve eğer videoyu sonuna kadar izlerseniz ve önceki videomu henüz izlemediyseniz bu videonun sonuna doğru renk körü olup olmadığınızı öğreneceksiniz. Ve dün yaptığım videoyu paylaşmadan önce yeğenime izletmiştim. Gel buraya gel. İşte bu çocuğa izletmiştim. Şimdi git. Evet. Ve videoyu izlerken gerçekten de benim gördüğüm şeyleri görmediğini ve onun gördüğü şeyleri de benim görmediğimi fark ettim. Birkaç tane başka siteden de test açtık ve İlhan Berk'le beraber çözdük. Ve İlhan Berk'in de renk körü olduğunu öğrendim. Ve renk körlüğü dediğim gibi her 10 insandan birinde var. Ve yakın bir zamanda İlhan Berk'in renk körlüğü ile ilgili bir video da çekeceğim. Şimdi videoya başlayalım. Ama durun, videoya başlamadan önce henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve henüz videoyu beğenmediyseniz de beğen tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Ve umarım videoyu beğenen herkes istediği her şeye sahip olur. Neyse, hadi videoya geçelim. Hiçbir arkadaşınızla herhangi bir şeyin rengi hakkında tartıştığınız oldu mu? Benim oldu. Mesela bununla. Ben haritanın şurasındaki rengin yeşil olduğunu söylüyorum ama at onun mavi olduğunu söylüyor. Hayır, orası mavi. Hayır, orası mavi değil, orası yeşil. Sende renk körlüğü var ve o yüzden o gözlüğü takıyorsun. Renk körü bir astronotsın sen. Bana karşı gelme. Gel sen de vur lan. Oh yeah. Mesela düşünün ki favori kırmızı ceketiniz arkadaşınıza göre aslında yeşil bir renkmiş. Şimdi sakin olun ve derin bir nefes alın. Çünkü büyük bir ihtimalle renk görürsünüzdür. Ya da arkadaşınız renk görüdür. Hani dediğim gibi ben burayı yeşil görüyorum ama at mavi görüyor. O renk görü ben değilim. Ve bu gerçekten çok olağan bir durum. Dünyada her 10 insandan bir tanesi renk görüdür. Ve çoğu bunun farkında bile değiller. Yani İlhan Berk gibi. Dün İlhan Berk o testleri yaptırana kadar İlhan Berk renk körü olduğunun farkında bile değildi. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Nasıl renk körü olduğunu bilmez insanlar? Bu aslında çok basit bir cevapla son bulabilecek bir soru. Göz bozukluklarına sahip olan insanların hayatını tahmin bile edemeyiz. Özellikle de benim gibi 3 derece miyop değilseniz. Benim hayatımı da hayal edemezsiniz. Her gün uyanır uyanmaz gözlüğümü takmak zorundayım. Her gece ta ki uyuyana kadar gözlüğümü takmak zorundayım. Ama yine de ben şu anda gözlüğümü lazer çizdirsem ve gözlerim eski haline dönse hala gözlük kullanmaya devam ederim. Çünkü artık gözlük benim bir parçam oldu. 9 yılı aşkın bir süredir gözlük takıyorum çünkü. Belki daha fazla, belki 11 yıl falan oldu gözlük takmaya başlayanı. Ve dediğim gibi bu benim bir parçam oldu artık. Bugünkü videomda size renk körü insanların dünyayı nasıl gördüğünü ve renk körü olmanın ne demek olduğunu anlatacağım. Hadi başlayalım. Bir anda ekran böyle şey oldu değil mi? Bulanık oldu ve havalı bir müzik girdi. Bilmiyorum, öyle bir şey yapasım geldi. Eğer videonun en başta biraz sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız bu konuda özür dilemek istiyorum. Çünkü renk körlüğünü anlamak ve anlatabilmek gerçekten çok zor. Çünkü renk körlüğü bizim düşündüğümüz gibi bir şey değil. Hadi şimdi bunun arka planını, gerçek yüzünü ve nereden geldiğini öğrenelim. Renk körlüğü veya renk netliğini görme eksikliği miras olarak gelen bir şeydir. Yani bu hastalık renkler arasındaki farkı ayırt etmekte zorlananlarda olur. Kırmızı ve yeşil en başta olmak üzere en çok bilinen ve en çok rastlanan renk körlüğü daltonizmdir. Ve ismini de Dr. John Dalton'dan alıyor. Yani bu hastalığı 26 yaşındayken keşfeden adamdan. Ve bu adamın nasıl bunu öğrendiğini, bunu nasıl anladığını merak ediyorsanız gri sandığı ceketinin aslında koyu kırmızı olduğunu öğrenmesinden sonra olmuştur. Adamın bu yaşına kadar karşıdan karşıya nasıl geçtiği bile çok enteresan. Tabi o zamanlar trafik ışığı olmadığını varsayarsak o kadar da zor olmasa gerek. Adamın bunu keşfettiğinde, renk kör olduğunu keşfettiğindeki yüz ifadesini gerçekten çok merak ediyorum. Tahminimce böyle bir şeydir. Tüm renk körlüklerinin asıl ismi, genel ismi Türkçe'de farklı renkler görmektir. Çok farklı yollarla telaffuz edilebilir bu. Bazıları kırmızıyla problem çekerken bazıları yeşille çeker. Bazıları yeşille problem çekerken de genel olarak bazıları pembeyle problem çeker. En sıra dışı ve alışılmadık olan renk körlüğünün ismi de monokrosoma. Nasıl söylendiğini bilmiyorum, buraya yazacağım ismini. Ve bu insanlar dünyayı siyah beyaz olarak görürler. Hani insanların renk körü olduğunu nasıl anladığını merak ediyorsanız genel olarak insanlar bunu bilmeden yaşar. Ama eğer renk körlüğünün nasıl öğrenildiğini ve sizin renk körü olup olmadığınızı öğrenmek istiyorsanız size birkaç tane test vereceğim. Ve insanlar renk körü olduğunu daha önceki yaptığım videodaki gibi farklı renkler ve farklı numaralar yazan testlerle öğrenirler. Hasta her fotoğraftaki sembolü ve yazıyı sesli bir şekilde söylemek zorundadır. Modern internet sağ olsun, internet sağ olsun, bunu burada birlikte şu anda yapabiliriz. İlk önce gözünüzü kapatın ve rahatlayın. Hatta biraz gülümseyin ve mutlu olacak şeyler aklınıza getirin.
Eğer bunları yaptıysanız şimdi testimize başlayabiliriz. Bunu yaptırmamın sebebi ise eğer renk körüyseniz bunu kabullenmeniz daha kolay olacaktır. Çünkü İlhan Berk'in renk körü olduğunu anladığımız zaman İlhan Berk deliye dönmüştü, evde böyle koşup duruyordu. Şimdi buradaki resimde renk körü olup olmamanız önemli değil. 9 ve 6'yı görmeniz gerekir. Şimdi testin nasıl olduğunu anladıysak diğer resme geçelim. Normal olarak 9 görüyoruz ama kırmızı ve yeşil gölgeleri ayırt edemeyen insanlar 5 görürler. Şu anda birçoğunuz sandalyenizden sıçrayıp "Renk körüymüşüm lan ben." dediniz. Tamam, devam edelim, rahat olun. Bu çok da büyük bir problem değil ne de olsa. Eğer burada 42 yazısını görüyorsanız kırmızı ve yeşil dengesi olarak gözünüzde bir problem yoktur. Ama bu renk körü olduğunuz anlamına gelmez. Eğer buradaki mavi ve sarıyı genel hayatınızda zorluk çekmeden ayırt edebiliyorsanız ve yaptığımız testi başarıyla geçtiyseniz büyük ihtimalle iyisiniz demektir. Yani korkacak bir şey yok. Ama emin olmak istiyorsanız gene de bir doktora görünmeniz gerekir tabii ki de. Tamam, belki burada biraz babaanne, anneanne, böyle dayı, amca, teyze gibi konuşmuş olabilirim ama bu sağlık gençler. Gerçekten sağlık her şeyden önemli. Yani burada sizi düşünüyorum. Tamam, daha bitmedi. Şimdi de olayın en enteresan yerlerinden birine geçeceğiz. Şimdi renk körü biri gibi görmek istiyorsanız normal gören biri olarak telefonunuza indirebileceğiniz birçok uygulama ve yardımcı programlar var. Veya internete istediğiniz renk körü hastalığını yazıp nasıl gördüklerini aratırsanız İstemediğiniz kadar sonuca ulaşabilirsiniz. Şimdi size benim telefonumda olan bir uygulamayı göstereceğim. Uygulama kesinlikle sponsorlu değil. Hatta uygulamanın ismini bile vermeyeceğim. Direkt App Store'a veya Google Play Store'a renk körlüğü testi yazarsanız bulabileceğiniz bir uygulama. Size bahsettiğim uygulama böyle bir uygulama arkadaşlar. Size farklı türden bütün göz hastalıkları olan, renk körü hastalıkları olan seçenekleri verecek. Ve oradan istediğinize bakıp renk körü insanların, çeşit çeşit renk körü insanların nasıl gördüğünü öğrenebilirsiniz. Veya size gösterdiğim testlerdeki sonuçları göremediyseniz veya gördüyseniz bu programlar sayesinde aynı yere telefonunuzu tutup renk körü olan insanların veya renk körüyseniz renk körü olmayan insanların nasıl gördüğünü de öğrenebilirsiniz. Şimdi Colblinder diye bir tane site var. Bu siteye giriyoruz, bir fotoğraf yüklüyoruz ve bu kadar. Renk körü olan bir insanın dünyayı nasıl gördüğünü görmemizi sağlıyor. Yani demek istediğim, bu siteye girerseniz ve istediğiniz fotoğrafı siteye yüklerseniz ve arat tuşuna basarsanız, yani tamam tuşuna basarsanız size birçok renk körlüğü seçeneği verecektir. Oradan istediğiniz seçeneği seçerekten hangi renk körlüğünü öğrenmek istiyorsanız onu öğrenebilirsiniz. Ve bahsettiğim şeyler, bu video merakınızı açtıysa Google'a veya YouTube'a bunu aratarak daha fazla kaynak ve daha fazla video bulup bunu daha da derine indirebilirsiniz. Bunları kullanarak sizin veya sizin bir yakınınızın bu hastalığa sahip olup olmadığını da öğrenebilirsiniz. Eğer renk körüyseniz ne olacak? Böyle olmayın, tamam, üzülmeyin. Dışarıda milyonlarca renk körü insan var. Bazı zamanlara göre bu nadir hastalığı sizi zorlayacak olsa da hayatlarını çok normal şekilde ve mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Ama tek sıkıntıları dünyayı gerçekten görmeleri gerektiği gibi görmüyorlar. Ve unutmayın, tarihte birçok ünlü ressam vardır renk körü olan ve şu anda o ressamların yaptığı şeyler müzelerde, dünyanın her tarafındaki müzelerde sergileniyor. Ve size savaşla ilgili çok havalı bir bilgi vereceğim. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce renk körü insanlar Amerikan hava üstünde çalışamazlardı. Hiç yoktan iyi demek gerekirse 1941 yılında her şey değişti. Ve tercih edilen pilotlar renk körü olan pilotlar oldu. Neden mi oldu bu? Tahmininizi yorum olarak yazmanızı istiyorum. Cevabı size tabii ki de hemen şimdi vereceğim ama gerçekten videoyu durdurup tahmininizi yazmanızı istiyorum. Gerçekten nasıl şeyler yaratacağınızı merak ediyorum ve o yorumları okumak istiyorum. Tamam, şimdi size cevabı vereceğim. Cevap ise kırmızı ve yeşil renklerle sıkıntısı olan renk körü insanların çok rahat şekilde saklı araçları görebilmesiydi. Ve pilotlar ise kamuflaj olmuş insanları çok rahat şekilde görebiliyorlardı. Ve bu da savaşı kazanmalarında kendilerine bir katkı, bir artı oldu. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şu anda 20 dakikadır boğaz kuruttum ve boğazım gerçekten şu anda çok ağrıyor. Gidip sıcak bir çay içeceğim. Neyse, dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna yumruk atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sizi sevdiğimi unutmamanızı istiyorum. Bir şey var burada, bir şey. 8 var burada, evet. Burada ben 8 görüyorum. Burada ben buldum, sizin de söylemenizi istiyorum. Ben burada 2 gördüm. Burada 6 gördüm. Burada 9 var. Biraz daha hızlandırıyorum. Hemen sizin de durdurup yapmanız gerekiyor. Burada da 7 var benim gördüğüm. Burada söylüyorum 2 var. Burada bakalım bakalım bakalım. Sizi de bekliyorum. 8 görüyorum. Burada çok açık bir şekilde 1 var. Burada da çok açık bir şekilde 9 var.
Evet. Burada hiçbir şey yok ya. Gerçekten hiçbir şey görmüyorum şu anda. Hiçbir şey yok. Burada 8 var. Ve son soru herhalde. Hiçbir şey çıkmadı lan. Ekrana bir şey gelmedi. Ekrana bir şey gelmedi. Nasıl görelim? Abi.